Meşgur bizim kurumumuz kuruluşu 1946 yılına dayanır. İş ve işçi kurumu olarak kurulan kurumumuz çalışma hayatıyla ilgili görevleri de üstlendikten sonra ve bünyesinde iş ve meslek danışmanlarını da kattıktan sonra farklı bir yapıya bürünüp şu an Çalışma ve İş Kurumu adı altında görevini yürütmektedir. Yine bizim kurumumuz Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olup bakanlığın taşradaki iş ve işlemlerini yürüten özel hukuk hükümlerine tabi, idari ve mali yönden de özel bir kurumdur. Bize kısaca İşkur diyebilirsiniz. Aslında bizim kurumumuzun çok fazla görev var ama asıl aktif iş gücü hizmetleri, istihdamın korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına, bir de işsizliğin önlenmesi ve işsizlik ödeneği faaliyetlerinin yürütüldüğü, işsizlik sigortası faaliyetlerinin yürütüldüğü alanı var. Bahsedeceğimiz bu ikili yapı bu aslında. Çalışanın kendi kusuru dışında işini kaybettiği durumlarda ve gerekli şartları taşıdığı zaman nedir bu şartlar? 3 yıl içerisinde en az 600 gün prim yatması, son 120 günde hizmet akdine tabi olması durumunda bizim tarafımızdan işçiye ödenen ücretin adıdır işsizlik ödeneği. 6 ay, 8 ay ve maksimum 10 ay şekilde ödenir. İşsizlik ödeneğini alabilmesi için kişinin online olarak şu anda daha çok tabii gündemde bu COVID'den dolayı buraya gelmesine gerek yok. İskur.gov.tr üzerinden, E-Devlet üzerinden, Ali 170 üzerinden başvuru yapması yeterlidir. İşsizlik ödeneği aldığı süre içerisinde genel sağlık sigortası yatmaktadır ve kendisi bir iş arayan olduğu için bizim iş ve meslek danışmanlarımız tarafından kendisine hizmet verilmektedir. Yeni bir iş buluncaya kadar da bu devam edecektir. Şartlarda biraz yumuşatma, hafifletme yoluna gidildi. Son 600 gün şartı kısa çalışma döneminde 450 güne, son 120 gün şartı da 60 güne indirildi ama işsizlik sigortası için aynı şartlar şu an geçerli. 600 gün son 3 yılda prim yapma şartı ve son 120 günde de hizmet akdine tabi olma şartı hala devam ediyor. Ücret Garanti Fonu, işverenlerimizin konkordata ilan etmesi, aciz vesikası alması, iflası ve iflasın ertelenmesi durumunda ödeme güçlüğüne düştüğü durumlarda yine işçinin yanında olan 3 aylık, işçinin 3 aylık ücret alacaklarını karşılayan bir fon. Her işçi için farklı şekilde hesaplanıyor. Temel ücret alacakları üzerinden işçiye ödeme yapılıyor. İş kanunu kapsamında doğum sonrası analık izninin bitiminde çocuğun bakımı ve gelişimi için kadın işçiye ve 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen hem anneye hem de babaya 60 gün ila 360 gün arasında haftalık çalışma süresinin yarısı kadar izin veriliyor. Biliyorsunuz ücretsiz izin veriliyor. İşte bu süre içerisinde de aranan şartları sağlamak şartıyla işte işsizlik ödeneği şartları 600 gün ve 120 gün biliyorsunuz. Bunları sağladıkları süre için kurumumuz tarafından işçilere ödenen ödeneğe yarım çalışma ödeneği deniyor. Bu yarım çalışma ödeneği işte birinci çocukta farklı, ikinci çocukta farklı, engelli çocukta farklı 60 ila 360 gün arasında farklı şekillerde ödenebiliyor. İş kaybı tazminatı da yine özelleştirme nedeniyle işsiz kalan kişilere belli şartları taşımaları halinde kuruma başvuru yapmaları durumunda ödenen yine bizim kurumumuzun ödediği ödeneklerden bir tanesi. Şimdi biliyorsunuz çok zor süreç geçirdik. Devlet Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın da öncülüğünde tüm Türkiye'deki İşkur ve diğer birimlerimizde destek olmak adına işçiye, işverene çok önemli çalışmalarımız oldu. Bunlardan biri kısa çalışma ödeneğiydi. Kısa çalışma ödeneğini hak edemeyen işçilere
şartları oluşmayan, şartları haiz olmayan işçilere nakdi ücret desteği adı altında bir ödenek tahsis edildi. Nakdi ücret desteğine SGK'daki bir link üzerinden işveren başvuru yapıyor ve ödemeleri biz gerçekleştiriyoruz. Ayın 3'üne kadar işveren girişini yapıyor, ayın 8'inde de ödemeleri gerçekleştiriyoruz biz. Yani her zaman işçinin yanında, işverenin yanında destekçisi olan devletimiz, madem sen kısa çalışmadan yararlanamıyorsun, bu şartları sağlayamıyorsun, biz de sana nakdi ücretle destek verelim adı altında bunu oluşturdu. Günlük işte 39.24 TL'nin 30 günde çarpımında karşılık gelen miktarda ödeme yapıldı. Bunun yanı sıra 15 Mart'tan sonra işini kaybeden ve işsizlik ödeneği şartlarını taşımadığı için işsiz kalan kişilere de bize İşkur'a başvurmalar durumunda resmen biz işçilere ücretsiz izin ne çıktıkları dönemde yine desteğimizi verdik. Bu ödemesini de yaptık işsizlik ödeneğini. Evet, şimdi kısa çalışma ödeneği ilk başta biliyorsunuz pandeminin başladığı 23 Mart'tan itibaren başvuruları aldık. O dönemden bu döneme İşkur, tüm Türkiye'deki İşkur personeli bununla ilgili çok emek, ciddi emekler verdi ama alnımızla kıyla da çıktık bu süreçten çok şükür. Hiç kimseyi mağdur etmeden de hemen hemen herkes yararlandı. Kısa çalışma ödeneği bölgesel, ekonomik, sektörel ve zorlayıcı sebeplerle, ki şu anda bu Covid etkisi, işverenin iş yerinin tamamında veya bir bölümünde en az 1/3 oranında işi azaltması veya 4 hafta süreyle işi tamamen durdurması durumunda ödeme güçlüğüne düştüğünde 3 ay süreyle ücretini bizim verdiğimiz bir ödenek. Bundan hiçbir sektör ayrımı olmadan bütün işverenler başvurusunu yaptı ve zaten de yararlandı. Biz bize gelen başvuruları değerlendirdik, derledik, topladık, düzenledik işverenle iletişimle. Sonra bunu Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gönderdik. Oradan uygunluk tespiti geldi. Ve uygunluk tespitine binaen de biz işçilerimize bu kısa çalışma ödeneğini bu süreçte ödedik. Hala da devam ediyor kısa çalışma ödeneği ödemelerimiz. Miktarından bahsedebilirim, nasıl hesaplandığından. Zaten birçok kişi biliyor ama yine de hatırlatalım. Sigortalının son 12 aylık primi esas kazancının günlük brüt tutarının %60'ı kadar ödeme yapıldı. Bu da yaklaşık 98.10 TL'nin işte %60'ı 1752 liraya denk geliyor. Ve bu miktar en fazla asgari brüt asgari ücretin %150'sini geçemez şeklinde ayarlanmış. Bu da 4381 liraya denk geliyor. Bu dönemde hem bu ödemeler yapıldı işçilere hem de genel sağlık sigortası yattı hiçbir sıkıntı olmadan.